mevzumuz Kırım'ın iktisadi inkişaf yolları ve mevzunun alakalı kreatif ilmi usullar. Aldım bu sene ben kırdım magistraturaga, Hun Tatar Tili Edebiyatı. Niye kırdım? Kaytam, bizim ziyalılarımızla bir yerde olmak için. Daha çok onlarla konuşmak, ders almak, faydalı şeyler olsun diye. Benimce arkadaşlara da, yaşlara da hep kaytam, magistraturaga kırınız, aspiranturaya kırınız. Bunlar çünkü ilmi sahibi eğer... İlimini biz eğer inkişaf ettirmek istesek, bunu eğer ben sözümde söylesem, evet vakti yetmiyor. Ama o boş laf olacak. Hayatla bunu anlatmamız gerek diye düşünüyorum. Ve inşallah da öyle de olur. Biz böyle biraz da hızlıca geçeceğimiz, herkes çünkü boldura ve asıl da çok mühim şeyler şu anda çıkar. Ben özellikle yaptım, birinci kısmında bize bizim aksakallarımız, büyük alimlerimiz konuştu ve bize temelini gösterdi bize. Ve bu temel üzerine, ama bu temel üzerine bunlar olmazsa boş olacak o. Yaşlarımız da bu zamanevi kreatif düşünceleriyle bunun bak süslemeleri gerek diye düşünüyoruz. Bakalımız koy hocalığı, bu ziraat, esnafçılık, bu istisal, производство ve dış ticaret. Ta 13. yüzyılda Kırım bu uç sahanın merkeziydi. Devam ediyoruz. Şimdi onu bunda ne yapıladı? Borday satıladı. Ondan sonra imalatlar, производствалар vardı. Hatta bir şey var, mesela bu yalı boyunda böyle istisalcılar, yani производственникler toplanıp bir araya böyle sanki böyle bir merkezler kurganlar ve o politikalarını yapkanlar. Mesela o vakit yeni doğan ticari sermaye kupçı, alıp satkanlar. Dünyayı onlar yönetir aslında da. O vakit bile o politikalarını yapkanlar. Bu bir manada bugünkü zamanevi teknoparkların, endüstriyel teknoparkların, ondan sonra ticareti alalım, dış ticareti. Kırım her zaman ta 13. yüzyılda bir ticari merkezdi. İpek yolu buradan geçiyordu. Re-export yapılardı ta o vakit. Yani demek ki değişken bir şey yok. Biz bunu tarih alacağımız, tarihimizi inceleyeceğimiz ama ne yapacağımız tek onu anlatıp böyle ya bizim atalarımız böyleydi, bizim ecdadımız böyleydi deyip tek böyle kopayıp durmayacağımız. Bugün bunu nasıl kullanabiliriz? İşte size ilmi kanıt, yani bu talimleri kullanıp bugün ne yapılabilir? Evet, kenaytan, bugün sıkıntı var. Bugün belki ticari olarak pek inkişaf etmeyiz. Belki zor. Ama biz kulluğumuzu yaşamayız. Bunu bu, Ruslan Abdullayev hocamız bu kere bunu anlatkan idi. Size şöyle anlatan, okumuza şöyle bir gaye koyduk. Böyle küçük bir gaye koyduk. Son karşımıza bir problem çıktı abi. Gayemizi unuttuk. Bu yanlış. İşte gayemiz şu duvar gibi olsun. Şu dağ gibi olsun. O zaman nasıl da problem o güne çıksa o problemi çözerken biz o dağı göreceğimiz. Nereye ketkenimizi göreceğimiz. Bugün böyle olabilir. O zaman geliniz hepimiz komaya gireyip ya da litargiçiski uykuya gireyip bir şey yapmayız. Siyasi boyutta, ticari boyutta olmayın. Bunu üniversitete taşıyır ve ilmi boyutta yapayız. Ama yapayız. Yarın vakit saati geldiğinde Kırım dünyaya açılganda mutlaka bu olacak. Allah'ın izni ve inayetiyle. Elimizde ilmi temel olsun. Gayemiz bu. Devam edemiz. Bir yuklama. Evet. Kırım'da evvelden daha 13. yüzyıldan beri revaçta olan borday, hayvancılık, meyve, sebze, üzüm, tütün, bal, balık, ondan sonra esnafçılık ve istisal, teri işlemi, demir işlemi, soğuk ve ateşli silahlar, keten istisalı, tericilik işhaneleri, tuz çıkartma ve dış ticareti ben size kısaca anlatkan edim. Ben böyle pek hızlı geçerim. Çünkü bu aslında çok ciddi bir mevzuda da bir makale hazırlayamamış. Şimdi onu daha sonra tanıtımı yapılır. Bugün bizim gayemiz, ya bu sahada bizim çalışmalarımız var. Onu göstermek. Yani ben kim ne dese desin işte biz ana dilinde iktisat konuşamazmış, olmazmış. Ben bunlara inanmayayım. Hatta bu şeyler halkımızın ogunu kapatan şeyler ve düşünceler. Biz bunlardan uzaklaşmamız gerek. Eğer bıksı ozun için böyle kale içinde ozunu yaşatıp o istese o yaşasın. O sınırlar, o imkansızlıklar onun için olsun. Bizim için onlar yok. Biz alga. Devam. Evet, tarihten bugüne kadar Kırım sakinleri asırlar boyunca instinkt olarak yerli geografik ava ve politik şeraitlerge uyup en optimal hocalık iktisadi sistemalarını kurdular.
Ve bizim de amacımız bugün, belki de inşallah gelecek sene olabilir, bunun da laboratuvarı açılıp ve biz, bizim iktisat bölümünde okuyanlar, ticaret bölümünde okuyan balalarla bu mevzuda daha ciddi ilmi çalışmalar ve master class'lar ve business planlar yapılabilir diye düşünüyoruz, devam ediyoruz. Bu Imbit Center aytkanmış şey iki kelimeyle, onu video rolik olganda aittim sizge. Ben özüm tüccar, ben iktisadi eğitim aldım. Ben Türkiye'de okudum, finans, ondan sonra bunda okudum. Ben bir tüccar olarak yaklaşan, belki bir ilim adamı olarak yaklaşmayan vazifere. Ama ben anladığım şey bu. Bir şeyden ilimde olsun, ticarette olsun, fayda varsa var. Yoksa onun bir nesi yok. Zaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da aytkandı. Faydası olmayan ilimden Allah'a sığınırım. O boş şey. Biz ise boş şeyden uzak duracağımız. Biz gerçekten şu kolgeniniz resimler, o videoda bunların hepsi yapılan şeyler. Hı hı. Bu business forumlar, bu yatırım investisyon projeleri. Ve ben niye bugün, evet bunda bugün edebiyatçılar, tarihçiler var, sanatçılar var. Niye biz bunu anlatamız? Çünkü bu bizim ufkumuzu açacak, garizontlarımızı açacak. Belki yarın oturacağımız müzeyle birlikte bir master class yapacağımız, bir proyekt yapacağımız. Belki sizin bölümüyle alakalı bir şey yapacağımız. Belki de publicistika, bizim gazetamızda bir köşe yazısı. Köşe yazısı yani bu kolumnistika, kolonka açacağımız. Ve iktisadi meselelerde onu da bizim arkadaşlar yazacak. Bizim uzman arkadaşlarımız var, mütehassıs iktisadiyatçılarımız var bizde. Çok ciddi şeyler anlatacak ve yazacak. Bu mevzu bitti. Teşekkür ederim. Sağ olunuz.